Ocak'taki turumuz Ecevat'tan, tarihi Ecevat'tan başlayıp buradan Kocadere Köyü, Bingalı Köyü üzerinden tarihi Sestos Kalesi, yeni adıyla ve bilinen adıyla Akbaş Kalesi'ni oradan devam ederek turumuzu sonlandıracağız. Şu anda Ecevat'ta bulunmaktayız. Ecevat tarihi bir şehir, tarihi bir kent. Yaklaşık bronz çağına kadar dayanan bir geçmişi var buranın. Ecevat yıllarca Roma İmparatorluğu yaklaşık 500 yıl içinde kalmış. Daha sonra Araplara geçmiş, daha sonra Osmanlı'ya geçmiştir. Ecevat isminin verilmesi de çok ilginçtir. Orhan Bey'in oğlu Gazi Süleyman Paşa, Ece Bey'i buradaki savaşta gösterdiği yanıklardan dolayı bu bölgeyi abat et, burayı güzelleştir anlamında Ece Bey'e vermiştir. Ecevat ondan dolayı geliyor. Ecevat'ın geçmişinde, şimdi burası Maydos diye, tarihi ismi Maydos. Ve bu görmüş olduğunuz kalıntılarda burada bir höyük var. Höyükte de o zamanın varlıklı aileleri buradaki surların içinde yaşarlarmış. Halkın diğer kalanı surların dışında yaşarlarmış. Burada daha önceki yıllarda bir kale olduğunu söyleniyor. Daha sonra bir kilise de inşa edilmiş. O nedenle buraya Kilise Tepe Höyüğü denmektedir. Soldan da iniyor ona yola. Pis yerlerde gezmiş. Pis. Tabii. Sabah çıktığımız zaman hafif bir yağmur atıştırıyordu. Feribotla Ecevat'a geçerken de biraz üşüdük. Şimdi Ecevat'ın yüksek noktalarından kalkma daha çıkmadan önce bir ufak kahve molası verdik. Hem içimiz ısınsın hem de bir rotayı kontrol edelim diye kahvemizi içip kalkma dağa doğru devam edeceğiz. Sunduk değil mi aslan? Kalkma Dağı'na ulaştık. Burası Çanakkale'den baktığınız zaman gördüğünüz dev Türk bayrağı motifinin olduğu dağ. Uzun süre sakatlık geçirdikten sonra nihayet aramıza katıldı. Bugünkü turumuzda Hasan da var. Gecim sağ olsun.
sandviçlerimizi yiyelim, çayımız da gelsin, öğlen molamızı yapalım. Evet. Hoş bulduk. Aynı yıl dolayı bakmadı, biraz farklı olsun. Ha. Bugünkü gezimizin hedefi olan Sestos Kalesi'nin yoluna girdik. Şu karşıki tepenin denize bakan tarafına, tünelin tarafında Sestos Kalesi var. Başladık tırmanmaya. Öf! Kötü çekiyor ya. Bugün tarihi bir kalenin üzerindeyiz şu anda. Burası tarihi ismiyle Sestos, halkımızın günümüzde bilinen ismiyle Akbaş Kalesi. Akbaş Kalesi M.Ö. 7. yüzyılda Roman İmparatoru Justinianus tarafından yaptırılmış olup önemli liman kentidir. Burada tahıl başta olmak üzere değerli ürünlerin ticareti yapılmaktaydı. Burada bir boğaza bakan bir liman, bir de Ege Limanı, Ege Denizi'ne bakan bir limanı bulunmaktaydı. Şu anda hala mevcut haliyle burada surlar kalmış, bir katedral kalıntıları var. Bir de Osmanlılara hediye edilen aşağıda bir tekke var. Buranın diğer bir önemi de Pers Kralı Serkes, M.Ö. 480 yılında gemileriyle karşımıza görülen Nara burnundaki Abidos şehrinden buraya gemileri birbirine bağlayarak bir köprü inşa etmiş ve onları buradan geçirmiştir. Yine arkasından Büyük İskender de aynı yolu izleyerek yine gemileri buraya köprü yaptırmış ve boğazı buradan geçmişlerdir. O yüzden bu liman şehrinin ve kalenin önemi o dönemde çok büyüktür. Zamanında buradan alınan taşlar da hem Piritbayır Kalesi'nin yapımında hem de Bigalı Kalesi'nin yapımında da kullanılmıştır. Bir çiftin bu bölümüne de burada bir virgül koyuyoruz. Haftaya yeni bir turda görüşmek üzere.